Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün size webeticaret.net sitemde ki yazıma ek olarak bir YouTube videosu hazırlıyorum. Ve burada WooCommerce eklentisini nasıl kurulduğu ve kullanıldığını anlatacağım. Şimdi WooCommerce eklentisi çok faydalı bir eklenti, bir e-ticaret eklentisi. Neden? Bir defa ücretsiz bir. Ondan sonra kullanımı kolay. 3 açıklayıcı her tarafı ve 4 olarak da ne diyebiliriz? İşlevsel. Bakın ne diyor WooCommerce, herhangi bir şey satmanıza yardımcı olan güçlü ve eklentilerle geliştirilebilir bir e-ticaret eklentisidir. Evet, hemen eklentiler kısmıma girip yeni eklediğim WooCommerce yazdığımda WooCommerce eklentisini hemen yükle diyorum arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz ve eklentimiz yükleniyor. Ben de bu esnada bir yudum çay. Yükleniyor arkadaşlar. Şimdi ben webeticaret.net sitemde veyahut bloğumda WooCommerce eklentisine ihtiyacım var mı? Hayır, ben webeticaret.net'te satış yapmıyorum. Fakat ben bunu burada gösterdikten sonra kurulumun ne kadar kolay olduğunu, kurulmuş başka bir sitemde size bunu tanıtacağım. Haydi bakalım, WooCommerce etkinleştir diyoruz buradan. Bakın WooCommerce ne kadar kolay. Hemen size bir sayfa getirdi. Zaten kendi web sitemin içerisinde, bakın HTTPS webeticaret.net vpadmin index.php WooCommerce setup. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, mağaza kurulumu. Şimdi giyim mağazanız olabilir. İşte yiyecek mağazanız olabilir. Bakkalınız olur. İşte manavınız olur, herhangi bir şey olabilir veya bir baharatçı dükkanınız olabilir, her şey olabilir. Mağazamız nerede bulunuyor? Şimdi biz zaten Türkiye'de olduğumuz için şuraya Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye'ye yazıp Türkiye'den hangi şehirdeyim? Örneğin arkadaşlar yukarıdan hemen seçelim, İstanbul diyelim. Adres belirtiyorum. Diyorum ki Başak şehir. Sonra işte adres satırı 2, her neyse bunları belirtiyorum arkadaşlar. İlçe semt, yine diyorum ki Başak şehir. Posta kodu attım kafadan, yani 34.000. Evet arkadaşlar, şimdi hangi para birimini kullanıyoruz? Türk lirası. Ne tür ürünler satmayı planlıyoruz? Hem fiziksel hem dijital ürünler satmayı planlıyorum olabilir. Sadece dijital ürünler satmayı planlıyorum. Evet, bu olsun bakalım. Evet. Yüz yüze ürün ve hizmette satacağım. Tamam, bunu da seçiyorum. Evet. Diyoruz ve devam ediyoruz. Kullanım izlemeyi etkileşimimiz olun. Seçebilirsiniz veya seçmeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Evet, ben şu anda seçmiyorum arkadaşlar, çünkü deneme amacıyla kurduğum için başlayalım diyorum. Siz de izlenirim bir etkisi oluşturuyorsa siz de seçmeyebilirsiniz. Gayet rahatsınız. Evet, şimdi arkadaşlar PayPal, müşterinizin kredi kartını ve PayPal hesabını kullanarak emniyetli ve güvenli ödemeler. Evet. Yalnız şu anda Türkiye'de PayPal kullanılmadığı için bunu seçmiyorum. Buradan PayPal'ı alıyorum, kaldırıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Daha sonra benim önüme çıkacak zaten diğer adımlar. Storefront teması, kullanmış olduğunuz tema WooCommerce'ı tam olarak desteklememektedir. Resmi ücretsiz WooCommerce teması Storefront'a geçmenizi tavsiye ederiz. Açıldığında Storefront için kurulacak ve magazin o teması devlet dışı bırakılacaktır. Arkadaşlar benim için hiç önemli değil. Storefront'u kurarım
ve o şekilde anlatıma devam edebilirim. Ben şimdilik devam et diyorum. Storefront temasını öneriyor tabii ki. Olur ki Storefront olur, AStore olur. Bir sürü var. Jetpack ki kurabiliriz arkadaşlar. Ben herhangi bir zararını görmedim şimdiye kadar yaptığım sitelerde. Jetpack'i de etkinleştiriyorum. Evet. Yalnız biraz zaman alıcı oldu bu. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Evet. Jetpack için daha iyi güvenlik, mağaza istatistikleri, mağaza izleme, ürün tanıtım vesaire olduğunu söylüyor. Bu adıma şu anda atlama imkanım varsa bir atlamayı deneyeyim. Jetpack'i isteyenler, vakti olanlar da istedikleri gibi kurabilirler. Şimdi admin web-e-ticaret.net genelde adres olarak e-ticaret siteleri info et ya da iletişim et kullanırlar. Biz de öyle diyoruz. Sanki varmış gibi bir e-mailimiz şimdilik göstermek amacıyla. Sonraki adım ilk ürününüzü oluşturun. Bakın o kadar basit. Hemen ürün oluşturuyorum. Ürünleri içeriye aktarın. Burada bir CSV dosyası ya da XML dosyası veya CSV dosyası şeklinde oluşturabileceğim gibi hemen şuradan arkadaşlar ürün oluşturun diyorum. Bakın bu kadar kolay. Evet. Design your store. Bakın burada bana gösteriyor neler yapacağımı. Bunları teker teker okuyabilirsiniz. Bizim gibi, sizin gibi teknoloji aşığı arkadaşlar bunları çok fazla okumak istemezler çünkü genelde hep aynı şeylerdir. Evet, ürün adı diyorum ki ben diyelim webeticaret.net sitemde diyelim ki ne satıyor oluyorum mesela arkadaşlar web tasarım hizmet satıyor olayım. Şimdi bakın ürünüm oluştu. Web tasarım. Şimdi buraya evet arkadaşlar bir açıklama girebilirim. Bunlar için hazır metinler kullanacağım arkadaşlar. Şuradan bir hazır metin alıyorum. Evet, bakın buraya ürünümüzü tanıtırız. Sonra arkadaşlar her zaman kullandığımız gibi WordPress'te kullandığımız şuradan kategori oluştururum. Mesela derim ki bu kategorinin ismi dijital. Yeni kategori ekledim. Etiket veririm. Site içi linklememi artırır. Mesela derim ki web tasarım uygun web tasarım dedim arkadaşlar istediğim kadar ben orada etiket belirtebilirim. Ürün görseli belirttiğimde bu öne çıkan görsel olacaktır arkadaşlar. Hemen bir ürün görseli veriyorum. Bakın mesela diyelim ki şimdilik bunu vereyim. Evet. Alternatif metni veriyorum. Web tasarım SEO uyumlu olması için anahtar kelimemle başlığımı aynısı veriyorum. Ve hala anlatmaya devam ediyor değil mi arkadaşlar? Bu çok kişi bazen sinir eder çünkü biz teknolojiye alışkın insanlar olduğumuz için. Evet şimdi isteyenler yaptıkları ürünün SEO çalışmasını yapabilirler. Örneğin nedir? Ben şuraya web tasarım yazarım vesaire vesaire. Yoast'u kullanmayı bilen Yoast eklentisiyle beraber bu WooCommerce'deki ürünle herkes SEO uyumlu yapabilir. Bakın arkadaşlar bu şekilde ben bir ürün oluşturdum bile.
Ve diyorum ki hemen burada dijital ürünü yayınla dediğimde benim ilk ürünüm yayınlanmış oluyor. Bakın ürünü görüntüle diyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ürünün güzel yayınlandı. Şimdi arkadaşlar bunun derinliğine kadar ben size yani anlatacağım. Fakat 15 dakikalık bir video anlatma süren var kullandığım programda. Şimdi buna fiyat veririm. Mesela ben web tasarımı neye yapıyorum? 300 TL'ye yapıyorum. İndirim yaptım. Kaça yapıyorum? 150 TL'ye yapıyorum. Bak mesela evet hemen şuradan indirim tarihi bugün. Bitiş tarihi 23 Nisan diyelim. Ve buradaki diğer özellikleri de karıştırırsanız görebilirsiniz. Ben hepsine girmeyeceğim. Şimdi ürünümü güncelledim. Geliyorum, görüntülüyorum ürünümü. Bakın bu üründe indirim varmış. 300 TL yerine 150 TL. Şimdi benim sitemde elbette ki bir mağaza bölümü vesaire olacak. Şimdi hemen örnek olarak misal diyoruz arkadaşlar. WooCommerce'un kurulu olduğu bir site benim mimozabilisim.com sitemde WooCommerce kurulu. Fakat ben buradan site üzerinden satış yapmıyorum. Niye ben burada WooCommerce'u kullanıyorum? Örneğin bakın tüm ürünler WooCommerce ile girilmiş durumda. Bana görsellik sağlıyor. Ürünümü tanıtma olanağı sağlıyor. Ondan sonra görsellik ve ürünümü tanıtma özelliği sağladıktan sonra bir de siteme bir düzen sağlıyor. SEO uyumlu olarak bunu benim tanıtmamı sağlıyor. Bakın benzer bir şekilde web sitesi dizaynı büyük promosyon 23 Nisan son tarih demişim. Evet arkadaşlar bakın SEO uyumlu yazımı da yazmışım. Gördüğünüz gibi. Ve hiçbir eksiği yok. Bakın. Bakıyorum arkadaşlar. İndirim yapmışım. İndirimim burada belli. Evet. Gördüğünüz gibi WooCommerce ile her şey yapılabiliyor. Şimdi ben sitemin kullanıcı paneline girdiğimde arkadaşlar girelim kullanıcı paneline. Bu arada kullanıcı adımı gördünüz. Evet. Kullanıcı paneline girdik arkadaşlar. Ve burada ben size göstermek istediğim şimdi az evvelki şekilde ürünüme girebiliyorum. Benim bu şekilde bir mağaza sayfam oluyor. Mağaza sayfamı menümde bu şekilde ortaya çıkartabiliyorum. Ondan sonra arkadaşlar burada herhangi bir ürünü incelediğimde ben web sitesi tasarım ürünümü inceleyeceğim. Bakın ben bu ürün için ne yapmışım arkadaşlar? Şimdi burada ne görüyorum? İndirim yaptığım belli. Yarı yarıya indirim yapmışım. Sonra SEO uyumlu bir yazı yazıp ürünümü ortaya çıkarmışım. Gördük mü? Arama motorlarında daha iyi bulunsun diye. Bakın ürünü düzenleden ben bunu nasıl oluşturduğuma baktığımda şuraya güzelce makalemi yazımı yazmışım. Ve arkadaşlar şuraya ürün görselimi, öne çıkan görselimi eklemişim. Ürün galerisine istediğim kadar resim ekleyebileceğim gibi bakın tamamen SEO uyumlu bir ürün ortaya koymuşum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayrıca fiyatlarında indirim yaptığımı ve şu zamana kadar bunun geçerli olduğunu hatta ürün açıklaması ile birlikte bunu kaç kişiye yapabileceğim, ne kadar stok olduğunu ve bunun ne tür sanal bir ürün mü, indirilebilir bir ürün mü? Yani her şekilde ben WooCommerce'den ücretsiz olarak faydalanabiliyorum. Evet. Arkadaşlar neden ücretsiz faydalanıyorum? Çünkü şu anda sitem üzerinden satış yapmıyorum ve bir e-ticaret kaydım yok ve ben e-ticarette yapmadığım için
bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar.